Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Stüdyo Hamburg'la devam edelim efendim. Özellikle burada Rusya-Ukrayna krizi ve Avrupa'nın bakış açısı. Sonrasında Avrupa Birliği'nin özellikle Ukrayna'ya uygulamak istediği üyelik perspektifini yorumlayacak bizler için Profesör Doktor Yaşar Aydın, Hamburg Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Özlem Hanım, hoş bulduk. Evet, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çokça konuşuyoruz, değerlendirmeler alıyoruz. Ekonomist de ayrı, stratejist de ayrı, öğretim üyesi, eğitmeni ayrı. Gerçekten farklı perspektiflerle yorum gerekiyor. Kimse aslında sonucu da netleştiremiyor, belirleyemiyor. Dilerseniz biraz şöyle bu krizin ekonomik sonuçlarını, risklerini, etkilerini, jeopolitik etkilerini genel hatlarıyla görebildiğimiz ya da değerlendirebildiğimiz kadar nasıl yorumlamak lazım? Tabii önce emtia fiyatlarıyla başlamamız gerekiyor. Evet. Çünkü Almanya üzerinden gidecek olursak bu tabii Avrupa Birliği için de geçerli. Avrupa Birliği doğal gazının büyük bir bölümünü, yarıdan fazlasını Rusya'dan temin ediyor. Emtia fiyatlarında bir yükseliş var, doğal gaz fiyatlarında bir yükseliş var. Bunu görüyoruz. Bu da enflasyonist bir baskı yaratıyor. En son açıklanan enflasyon rakamları yine çok yüksek çıktı Almanya'da. Geçtiğimiz ay 4.9'luk bir enflasyon var idi Ocak ayında. Şubat ayındaki enflasyon tekrar 5.1 oranında. Bu çok yüksek. Gerileme bekleniyordu. Bu olmadı. Tabii bu krizin, savaşın bir etkisi. Bir başka etkisi de tabii Ukrayna'nın bir tarım ülkesi olduğunu düşünürsek, Ukrayna tabiri caizse Avrupa'nın tahıl ambarı. Dünya buğday fiyatlarını tabii ki etkileyecektir. Bu da besin maddeleri üzerinden bir enflasyonist baskı yaratacaktır. Ve Avrupa'da örneğin haftaya Avrupa Merkez Bankası toplanacaktı ve beklentiler, uzmanların beklentisi tahvil alımlarının yavaşlatılacağı, en azından tahvim alımlarının sonlandırılacağını ya da bu yönde bir takvim verileceği idi. Bu da tabii şimdi tartışmalı bir durum ortaya çıktı yeniden. Yani bu kriz, Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı derinden etkiliyor, etkilemeye başladı ve ilerisi için de etkileyecek. Örneğin Almanya'da nükleer enerjinin tasfiyesi tartışılıyor yeniden. Yani bir taraftan karbonsuz ekonomiye geçiş hedefi var, bir ekolojik transformasyon var hedefte, gündemde. Şimdi artık bunların hepsinin bir arada yürütülüp yürütülemeyeceği tartışılıyor. Yani nükleer enerjiyi tasfiye etmemiz doğru mu oldu? Yani işte denizlerde, Kuzey Denizi'nde doğal gaz arayışını durdurmamız doğru mu oldu yönünde eleştiriler geliyor, tartışmalar yapılıyor. Yani önümüzdeki günler çok hareketli geçecek söyleyebiliriz ekonomik konularda. Diğer birçok konuda da siz de demin değindiniz, Avrupa Birliği meselesi var. Buna da dilerseniz daha sonra değinebiliriz tabii ki. Evet evet, mutlaka değinelim. İsterseniz buradan yola çıkalım. Vaktimiz var ya Yaşar Hocam. Evet. Evet, buyurun buyurun. Evet, Avrupa Birliği von der Leyen Ukrayna'ya bir Avrupa Birliği üyeliği perspektifi sundu. Yani Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne alınması gerektiği yönünde bir açıklama yaptı. Bu tabii bir iyimserlik havası yarattı. Ukrayna'da çok olumlu karşılandı. Bu belki de şu an doğru bir yaklaşım, yapılması gereken bir yaklaşımdır diyebiliriz. Çünkü ülkeye moral verme açısından ülkeye şöyle bir mesaj verildi. Yani siz Avrupa'nın bir parçasınız. Bu Rusya'ya karşı da bir sinyal idi. Bu önemli ama burada tabii bunun bir riski de var. Bu da tabii beklentiler yaratıyor. Yani bir kere Ursula von der Leyen'in bu yönde bir karar verme yetkisi yok. Yani bir statü vermeleri dahi, yani Türkiye'ye verdikleri gibi bir üye adayı statüsü vermeleri bile çok uzun bir dönem alacak bir süreç. Ve tabii en sonunda kararı Avrupa Birliği vermiyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler
vermek zorunda. Yani çok uzun bir süre, yani bir taraftan olumlu bir yanı var ama diğer taraftan da bir hayal kırıklığı da yaratabilir ve Avrupa Birliği'nin güvenilirliğini de çok güçlü bir şekilde zedeleyebilir. Bu yönde eleştiriler var zaten Avrupa Birliği'ne. İşte söz veriliyor ancak yapılmıyor yönünde. Ben biraz da olaya bu açıdan bakıyorum. Kısa vadede belki önemliydi ama uzun ve orta vadede bunun bir takım riskler taşıdığını, tehlikeler taşıdığını da ifade etmek istiyorum. Yine Avrupa biraz daha ön plana çıkmaya başladı Yaşar Hocam. Çok özür dilerim son gelişmelerle. Çünkü hem Avrupa Birliği'ne üyelik konuşulmaya başladı Ukrayna ile ilgili. Ciddi yaptırımlar, nasıl diyelim, devre dışı bırakılan noktalar, bu her türlü hem spor alanından tutun da diğer şirketlerin bulunduğu işte halka arz S&P 500 Dow Jones Endeksindeki şirketlere kadar yaptırımlar uygulanmaya başladı. Sert yaptırımlar. İlk başta adımlar cılızdı, hafifti derken ciddi manada yükselen sesler ki Avrupa Birliği buna yine de en çok zarar görecek. Birliğin başında da geliyor. Ülkeler de burada bulunuyor. Biraz da aslında Ukrayna'nın bu Avrupa Birliği süreci ve buradaki perspektif, özellikle dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da biraz Türkiye'ye de değinerek bu Avrupa Birliği üyeliğinden söz etti. Bu konuda aslında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten geç kalınmış süreçlerin yaşanılan zorlukları mı bu, yoksa bu ciddi manada Avrupa Birliği'nin bu adımı Ukrayna ile ilgili Rusya'yı durdurabilecek nitelikte mi? Bu adımların Rusya'yı durdurması zor gözüküyor. İşin böyle bir yanı var maalesef. Ama tabii şunu da görüyoruz. Son haftalarda özellikle Rusya'nın işgal girişiminin başlamasıyla birlikte Avrupa Birliği'nde bir hareketlilik yaşandı. Yaptırımlar devreye sokuldu. Bunlar tabii önemli yaptırımlar, caydırıcı yaptırımlar. Örneğin Almanya silah satımına, Ukrayna'ya silah teslimatına karşı çıkan Almanya bu kararından vazgeçti. Ukrayna'ya Alman ordusunun Alman ordusundan çok sayıda füze göndereceğini ilan etti ve hafta sonu bir açık oturum yapıldı Alman Federal Meclis'te. Hükümet politika değişikliğini anlattı ve orada da silahlı kuvvetlere, Alman silahlı kuvvetlerine bir defalığa mahsus 100 milyar euroluk bir fon ayırdığını ilan etti Alman Şansölye Scholz ve savunma harcamalarının da aşamalı bir şekilde yani gayri safi hasılanın %2'nin çok üzerine çıkarılacağı sözünü verdi. Bunlar tabii önemli adımlar ama şunu da belirtmem gerekiyor. Yani daha gerçekçi bir tablo edinmek açısından belirtmem gerekiyor. Bunlar henüz bir büyük bir savaş ilanı değil. Yani sembolik olarak bir savaş ilanı değil. Çünkü doğal gaz alımları durdurulmadı. Rusya Sivis'ten kısmen çıkarıldı. Ama bu Rusya'nın doğal gaz ihracatını etkilemeyecek. Doğal gaz alınmaya devam edecek. Doğal gaz paraları ödenecek. Bu Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Amerika Birleşik Devletleri örneğin petrol ithalatını bir ülkeden, Rusya'dan durdurmadı. Ve Biden'ın konuşmasına baktığımızda ahlaki bir konuşma ama Ukrayna'ya askeri olarak yardım yapacağına dair herhangi bir şey yoktu. Yani çok caydırıcı değil. Yani şunu görüyoruz, sanki adeta yani Amerika'nın biraz adeta tabiri caizse Ukrayna'yı gözden çıkarmış bir hali var gibi. Bir de tabii şöyle bir şey var. Avrupa Birliği buradan kazançlı çıkar mı? Görünen o ki ilk etapta kısa vadede gündeme oturdu tekrar. Çünkü öncesinde Avrupa Birliği'nin ciddiye alınmadığı bir yönde eleştiriler vardı. Avrupa medyasında, diğer kıtalardaki tartışmalarda da bu yönde idi. Bu biraz geride kalmış gibi. Ancak şunu da ifade etmem gerekiyor. Buradan özellikle Almanya örneğinde bunu çok bariz bir şekilde görüyoruz. Transatlantikçiler karlı çıkmış durumda. Onlar pozisyonlarını çok
ciddi şekilde güçlendirdi. Benim Avrupacılar diye tabir ettiğim kesim biraz zayıflamış durumda, biraz gerilemiş durumda. Kimdir bu Avrupacılar? Avrupa birlikteliğini, Avrupa entegrasyonunu derinleştirmek isteyen bir kesim ki Alman son hükümet programında da bu yönde ciddi bir yaklaşım vardı. Orada bir birleşik Avrupa devletlerinden söz ediliyordu. Evet. Örneğin Fransa hatırlayalım, Cumhurbaşkanı Macron özerk bir Avrupa söylemi geliştirmişti. Bütün bunlar biraz gerilemiş durumda. Evet. Olaya bu zaviyeden baktığımızda Avrupa Birliği'nin kısmen bu açıdan biraz zayıfladığını da söyleyebiliriz. Aslında Avrupa Birliği ilk defa bu kadar bir araya geldi gibi de görünüyor. Peki ben hocam bir değerlendirme daha isteyeceğim. Sizce Yaşar hocam, Rusya gerçekten bu kadar sert müdahale, bu kadar ciddi yaptırım, Ukrayna'nın bu kadar direnişini tahmin etmiş miydi? Yoksa diğer durumları da, yani diğer geçmiş tarihine de bakacak olursak onlar kadar kolay olacağını mı düşünmüştü? Bence benim kanaatim tahmin etmişti. Yani Rusya gibi bir ülkenin gerçekten bir daha 20-30 yıl öncesine kadar bir süper güç idi. Yani şimdi artık bir süper güç değil belki ama yine de büyük devlet, yani büyük güç. Kesinlikle. Yine de böyle bir geleneğe sahip olan bir devletin yani bunu tahmin etmeyeceğini ben pek düşünemiyorum. Yani bunun böyle hani birkaç günde halledilecek bir durum olmadığını mutlaka biliyorlardı. Ama belki şöyle bir beklenti olmuş olabilir. Bu yönde de bir takım gözlemlerde bulundum. Belki Putin Ukrayna hükümetinin bu baskıya dayanamayıp bir şekilde çatırdayabileceğini, düşebileceğini düşünmüş olabilir. Ama gelinen noktada şunu görmemiz lazım. Yani sonuçta karşıda bir ordu var. Yani bunun öyle birkaç gün içinde olmayacağını mutlaka biliyorlardı. Hatırlayalım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Savaşı'nı hatırlayalım. Birinci Irak Savaşı'nı, sonraki savaşlarını. O savaşlar da öyle güle oynaya böyle 2-3 günde sonuçlanmamıştı. İşin bir de bu boyutu var. Tabii bunu önümüzdeki dönemde daha iyi bir şekilde göreceğiz. Çünkü Ukrayna ordusu şu an Kiev'i koruyor. Kiev düştüğü durumda Ukrayna ordusu daha geri bir noktadan bir direnç, bir savunma hattı geliştirip geliştiremeyeceğini dikkatli izlememiz gerekiyor. Bence savaşın kaderini biraz da bu belirleyecek. Evet, Türkiye'nin bulunmuş olduğu nokta. Şimdi Ukrayna aslında Türkiye'yi kendine çekmek istediğini belli ediyor. İşte teşekkürlerini sunuyor, işte İHA'ya, ona buna. Türkiye'yi sürekli diline doluyor. Ama Türkiye gerçekten tam böyle arada uzlaşma sağlayacak şekilde ilerlemeye çalışıyor. Tabii ki Ukrayna'nın savaşın müdahalesi konusunda yanında ama Rusya'yı da kaybetmek istemeyen bir ülkeden, Türkiye'den bahsediyoruz. Sizce Türkiye nasıl bir noktada, böyle bir durumda, yani biraz daha ileriye gittiğinde Türkiye Ukrayna yanında mı yoksa Rusya'nın yanında mı sizce daha çok resim gösterecektir? Aslında şunu ifade etmemiz gerekiyor. Türkiye Ukrayna'nın yanında. Türkiye İHA satımıyla, SİHA satımıyla, işte Kırım'ın ilhakını tanımamakla Ukrayna'nın yanında yer aldığını belirtti. Ama Rusya'yla da köprüleri atmak istemiyor haklı olarak. Tabii. Şunu görmemiz lazım. Türkiye'nin dış politikasını eleştirebiliriz. Ama şöyle bir gerçek de var. Türkiye o bölgede Rusya'ya karşı direnç göstermiş, Rusya'yı birçok cephede adeta tabiri caizse geri adım atmaya ya da en azından dengelemeyi başarmış bir ülke. Örneğin Libya'yı düşünelim, İdlib'i düşünelim, Kafkasya'yı düşünelim. Yani böyle bir pozisyonu da var Türkiye'nin. Çok güçlü bir ülke Türkiye. Ama tabii Türkiye'nin Ukrayna'ya çok fazla angaje olması da düşünülemez. Yani sadece bu ekonomik çıkarlardan dolayı değil. Yani hatırlayalım, Türkiye için Rusya çok önemli. Ya yani Rus turistler çok çok önemli. Türkiye cari açığının büyük bir kısmını Rusya'dan gelen turistlerle kapatıyor. Ukrayna için de bu geçerli ama Türkiye'nin bir de bir batıya karşı bir güven sorunu da var. Haklı olarak bunu da anlayışla karşılamamız lazım. Batı Türkiye'yi ne kadar koruyacak, ne kadar Türkiye'nin arkasında duracak? Yani unutmayalım, tabii ki ben Türkiye'nin her şeyi doğru yaptığını da ifade etmek istemiyorum. Ama 2013 sürecinde Almanya olsun,
başka ülkeler olsun, Türkiye'deki Patriot füzelerini geri çektiler. Bu çok kötü bir durumdu. Türkiye'ye verilen çok kötü bir mesajdı adeta. Ve tabii bir Türkiye'ye Amerika'nın füze satımı gerçekleştirmemiş olması falan. Bütün bunlar tabii Türkiye tarafında kuşkuları da artırıyor. Türkiye bence yapacağının yaptı. Boğazları kapattı. Ama Avrupa Komisyonu'nda da çekimser kaldı. Yani Türkiye'nin bence yapabileceği en iyi şey arabuluculuk yapmak. Arabuluculuk yapabilmek için de kısmen de olsa bir denge yakalaması gerekiyor. Bence Türkiye'nin yapabileceği en doğru şey arabuluculuk. Türkiye halkı için de en doğru olan budur diye düşünüyorum. Umuyoruz. Yaşar Hocam, teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Sağ olun. Evet, Profesör Doktor Yaşar Aydın, Hamburg Üniversitesi öğretim üyesi bizlere eşlik etti. Rusya-Ukrayna krizindeki gelişme ve etkileri anlattı. Böylece gün sonunu da burada noktalayalım. Kısa bir ara, aradan sonra EkoTürk izlemeye devam edin. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.